Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Kalıtımın son konusu olan eşeğe bağlı kalıtıma geçiyoruz bugünkü dersimizde gençler. Öncelikli olarak tabii ki ödevlerinizi vereyim. Kalıtımın bir önceki konularını daha önceki derslerimizde yapmıştık. Mesela eş baskınlık dihibrit çaprazlama, kontrol çaprazlaması, kan grubu kalıtımından bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde de eşeğin belirlenmesinden eşeğe bağlı kalıtımdan bahsedeceğiz gençler. Yani sayfa sıfırdan ona da 110'dan başlıyorsunuz. Artık sona kadar gelebilirsiniz. Yani eşeğe bağlı kalıtım sorularının sonuna kadar gelip karma soruları da çözebilirsiniz gençler. Akraba evliliği dediğimiz küçük bir kısım kaldı sonunda. Dinamo'dan da aynı şekilde kalıtımın sonuna kadar geliyorsunuz. Yani sayfa 101'den başlıyorsunuz. Sonuna kadar geliyorsunuz diyeyim gençler. Hazırsanız hızlıca başlayalım. <laughs> Şimdi öncelikli olarak bugünkü dersimizde neler anlatacağım? Eşeğe bağlı kalıtım nedir? Bunu anlatacağız. X kromozomuna bağlı çekinik hallerler nasıl taşınıyor? X kromozomuna bağlı baskın hallerler nasıl taşınıyor? Y kromozomu üzerinde bir karakter taşınıyorsa sonraki nesle nasıl aktarılacak? Bunlardan bahsetmiş olacağız. Tabii ki kavramları hatırlayarak bir başlayalım. Bizim kromozomlarımız vardı. 2N eşittir 46 kromozomlu canlılardık. Aynı şekilde köpekler 2N 78, işte güvercinler 2N 16 kromozomlu canlılardı. Bu kromozomlardan vücut hücrelerimize ait özellikleri taşıyanlara vücut kromozomları ismini vereceğiz. Yani onlar bizim için otozom olacak eşeğin ortaya çıkmasını yani cinsiyetin ortaya çıkmasını sağlayan kromozomlara ise eşeği kromozomları yani gonozom ismini vermiştik. Ben 2N46 kromozomluyum. 2N 2N dememizin sebebi neydi? Her karakterimle ilgili iki tane gen bulunduruyordum. Göz rengimle ilgili iki gen, saç tipimle ilgili iki gen, tabii ki cinsiyetimle ilgili de iki tane gene sahibim. Yani gonozomlarım kaç olmak zorunda 2 olmak zorunda kalan otozomdur gençler ben 46 kromozomlu olduğuma göre o zaman otozom sayımda 44 olacak bunu 2 eşittir 78 kromozomlu bir köpek olduğunu düşünecek olursak yine onun da iki tane gonozomu olacak. Çünkü eşeğe kromozomları iki tane olmak zorunda. Kalanlar ise vücut kromozomları olacak. Yani otozom sayısı da 76 olacaktı diyeyim gençler. Gonozomlar mutlaka iki tane olmak zorunda. Gonozomlara baktığımız zaman da X ve Y kromozomu olarak iki çeşit gonozom olduğunu biliyoruz. Dişilere baktığımız zaman dişiler iki tane X kromozomuna sahip. Yani dişileri formülüze edecek olursak iken 46'yı açık haliyle nasıl yazabilirim? 44 artı xx erkekleri yazacak olursam da erkeklerde 44 artı xy şeklinde olacak. Yani erkek bireylerde eşeği kromozomları x ve y birbirinden farklı olacak. Örneğin insanların vücut hücrelerinde bulunan 2n 46 kromozomun 44 tanesi otozom. İki tanesi gonozomdur demiş gençler dişi ve erkekleri de vermiş gametlere bakacak olursak ben 2n 46 kromozomluyum gametlerim ise n eşittir 23 kromozomluydu mesela dişi üstünden gidecek olursak 44 artı x x'im. O zaman benim yumurtamın da 22 artı x olması gerekiyor. Çünkü en kromozomlu her karakterden bir tane bulunduracak. Cinsiyetle ilgili de tabii ki bir tane kromozom taşıyacak. Yani x'i taşımış olacak. Erkek bir birey olsaydı 44 artı XY şeklinde yazacaktık. Bunun oluşturacağı gametler de 22 artı x veya 22 artı Y şeklinde olacaktı. Yani erkeklerin sperm'i X'te taşıyabilir, Y'de taşıyabilir. Dişilerin yumurtaları ise sadece X kromozomunu taşır diyeyim. Gametlerde en eşittir 23 kromozomun 22 tanesi tabii ki otozom bir tanesi gonozomdur. Yumurtaya baktığımız zaman dişlerde iki tane eksi olduğu için yumurta x taşımak zorunda. Spermler ise erkek bireylerde x ve y olduğu için spermler 22 artı x ya da 22 artı y şeklinde olacak. O zaman erkek ve dişi evlendiği zaman dişilerden mutlaka X kromozomu gelecek. Erkeklerden X veya Y gelecek. Erkekten de X gelirse 44 artı XX yani kız çocukları olacak. Erkekten Y kromozomu gelirse erkek çocuğu dünyaya gelmiş olacak. İnsanlarda babadan gelen sperm'in taşıdığı gonozomla tabii ki cinsiyet belirlenmiş olacak. O zaman bir çift evlendiği zaman erkek çocuklarının olma ihtimali yüzde 50'dir. Kız çocuklarının olma ihtimali de yine yüzde 50'dir. Babadan gelen sperm'e bakılarak meydana geliyor. Eşeğe bağlı kalıtım dediğimiz zaman da genler tarafından bazen bazı özellikler eşeği kromozomları üzerinde taşınabiliyor. Bu taşınan özelliklere de eşeğe bağlı karakterler ismini vereceğiz. İnsanda da X ve Y kromozomu dediğimiz iki tane kromozom olduğundan bahsedeceğiz farklı şekillerde gösterebiliyorlar ama genellikle X kromozomu Y kromozomundan çok daha büyük bir kromozom oluyor diyeyim gençler. Sorularda homolog bölge, homolog olmayan bölge gibi kavramlar karşımıza çıkacak. Mesela sana diyecek ki X kromozomunun Y kromozomuyla homolog olmayan bölgesinde taşınan bir özellik. Cümle çok uzun, çok havalı gibi gelmesin. X kromozomunun Y kromozomuyla homolog olmayan bölgesi diyorsa sadece X kromozomu üzerinde taşınıyordur. Y'de karşılığı yoktur. Mesela sana dedi ki Y kromozomunun X kromozomuyla homolog olmayan bölgesi o zaman sadece Y kromozomunda taşınıyordur. X kromozomunda karşılığı yoktur. X ve Y kromozomunun homolog bölgesi dediği zaman iki tarafta da karşılığı olduğunu düşüneceğiz gençler. Hatta X kromozomunun Y kromozomuna homolog olmayan bölgesinde taşınan özellikleri kısmi renk körlüğü yani kırmızı yeşil renk körlüğünü ve hemofiliyi örnek olarak vereceğiz. Y kromozomunun X kromozomuna homolog olmayan bölgesinde taşınan özellikleri de kulak kıllılığına örnek vermiş olacağız. Dişilerde X kromozomları homologdur. Neden? Çünkü iki tane X kromozomu var. Erkeklerde ise X ve Y kromozomları var. Erkeklerde bazı özellikler X kromozomu üzerinde görüldüğü için tek bir genle aktarımı gerçekleşecek. Y kromozomunda aktarılan özellikler de dişi bireylerde meydana gelmeyecek. Bende Y kromozomu yok ki Y kromozomunun üzerinde taşınan bir özellik bende ortaya çıksın diyeceğiz. X kromozomunun homolog bölgesindeki genler hem dişilerde hem erkeklerde görülüyor. Mesela MIC2 geni denilen bir gen var. Bir özellik var. Bu MIC2 özelliği hem X'te hem Y'de homolog olan bölgede taşınıyormuş. Ama şöyle bir baktığım zaman kırmızı yeşil renk körlüğü soru buradan gelecek. Hemofili bunlar X kromozomunun Y kromozomuna homolog olmayan bölgesinde taşınıyor. Yani sadece X ile taşınıyor. Y kromozomunun X kromozomuna homolog olmayan bölgesinde de kulak kıllılığı dediğimiz bir özellik taşınacak. Bu da sadece erkeklerde meydana gelecek. X kromozomuna bağlar bağlı karakterler erkek çocuklarına tabii ki annesinden geçmiş olacak. Neden? Diyelim ki dişiler XX kromozom formülüne sahip diye. Erkekler de XY kromozom formülüne sahip diye. Bunların erkek bir çocuğu meydana gelirse Y kromozomunu mutlaka kimden alacak? Babadan alacak. Annede de X kromozomu üzerinde bir özellik taşınıyorsa X'i mutlaka anneden almış olacak. Yani bir erkek çocuğunda X'e bağlı bir özellik görülüyorsa bu mutlaka anneden geçmiştir. Mesela erkek çocuğusun ve renk körüsün. X kromozomunda taşınan bir özellik olduğuna göre renk körlüğü sen bu özelliği kimden aldın? Annenden. Hemofilisin. Bu özelliği kimden aldın? Annenden. X kromozomunu erkek bireyler anneden alıyorlar. Unutma. Y kromozomunun homolog olmayan bölgesinde kodlanan özellikler de babadan gelen tek bir genle belli edilmiş olacak. Y kromozomunun X kromozomu ile homolog olmayan bölgesine mesela burada SRY geni demiş. Ben de size kulak kıllılığının örnek olduğunu söylemiştim. Hemen bir tane soru üstünden gidiyorum. Yanda X ve Y gonozomları üzerinde bazı bölgeler numaralandırılarak gösterilmiştir. Şimdi 1'e baktığın zaman bu hangi kromozom oluyor? X kromozomunun Y ile homolog olmayan bölgesi. Yani burası sadece X kromozomu üzerinde. Burası Y kromozomu üzerinde taşınan özellikler olacak. Burası da homolog bölge dediğimiz bölge olacak. Çünkü oku sadece bu tarafa bu tarafa vermiş. Bu iki ile belirtilenler hem X hem Y'de taşınıyor. Sanki vücut kromozomlarında taşınıyormuş gibi Hareket edebilecekler. Buna göre gonozomlar üzerinde gösterilen segmentlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Diyor. Birdeki özellikler dişilerde iki genle belirlenirken erkeklerde tek gen ile belirlenir. Birdeki özelliklere baktığımız zaman X kromozomunda taşınan özellikler değil mi? Dişilerde iki tane X olduğuna göre tabii ki iki genle belirlenecek. Erkeklerde bir tane X var, tek genle belirlenir. Olacak birdeki özellikler doğrudan babadan oğula geçer diyor birle gösterdiği özellik x kromozomu üzerindeki özelliktir babadan erkek çocuğuna geçemez babadan erkek çocuğuna y kromozomu geçiyor x geçmiyor ki o zaman bu bizim için yanlış. İkideki özellikler biri anneden, diğeri babadan gelen iki genle belirlenir. İkideki özellikler homolog bölgede olduğuna göre hem X hem Y'de taşındığına göre tabii ki hem babadan hem anneden gelenle belirlenmiş olacak. İkideki özellikler hem dişi hem erkeklerde aynı oranlarda görülür. İki homolog bölge olduğu için sanki vücut kromozomları gibi düşüneceksin. Kadında da erkekte de görülme oranı eşit olacak. Üçteki özellikler babadan gelen tek bir genle belirlenir. Y kromozomu olduğu için babadan gelen tek bir genle buradaki özellikler ortaya çıkmış olacak. X kromozomuna bağlı çekinik alellerin kalıtımından bahsedeceğiz. Bir de X kromozomuna bağlı baskın alellerin kalıtımından bahsedeceğiz. En çok soru renk körlüğü üstünden gelecek. Renk körlüğü X kromozomu üzerinde çekinik bir genle aktarılıyor. O yüzden de hastalık genini X üzeri küçük r şeklinde göreceğiz gençler. Sağlıklı olma geni ise baskın özellik olduğu için X üzeri büyük R ile göstermiş olacağız. Kırmızı yeşil renk körü bireylerde kırmızı ve yeşil renk birbirinden tam olarak ayırt edilemiyor. Bunlar e, ikisini aynı tonda görüyorlar aynı tonda gördükleri için de göz doktorlarında bazen bu şekilleri görürsünüz. Bunun içerisindeki rakamı okuyamıyorlar. Halk arasında yanlış söylüyoruz. Diyoruz ki kırmızı yeşil renk körleri kırmızıyı yeşil görüyor, yeşili kırmızı görüyor diyoruz. Eğer kırmızıyı yeşil, yeşili kırmızı görseydi o da bunun içinde yazan 27'yi okurdu. Şuraları yeşil, buraları kırmızı görürdü. Onlar ikisini aynı tonda gördükleri için okuyamıyorlar. Veya şurada 90 yazıyor. Bu 97 yazısını okuyamıyorlar diyeyim gençler. X kromozomunun Y kromozomuyla homolog olmayan bölgesinde çekinik genle taşınan renk körlüğüne hemen bakmış olalım. Şimdi renk körlüğüne baktığımız zaman X kromozomu üzerinde çekinik bir genle taşınıyordu ya. Dişi bireylere baktığımız zaman dişi bireylerde iki tane X kromozomu var. İki tane X kromozomu olduğu için bunlarda farklı alternatifler olabiliyor. Mesela X üzeri büyük R'ye ne demiştik? Sağlıklı olma geni. X üzeri küçük R'ye ise kırmızı yeşil renk körlüğü demiştik. Dişi bireyi düşünecek olursan X üzeri büyük R'ye X üzeri büyük R olabilir. Yani sağlıklı olabilir. X üzeri büyük R'ye X üzeri küçük R'yi taşıyor olabilir. Böyle bir taşıma yaptığı zaman da bu bireyin tabii ki ne olduğunu söyleyeceğiz. Bu renk körü değil ama renk körlüğü genini bulunduruyor. Sağlıklı bir görünüşe sahip, görüşe sahip kırmızı ile yeşili gayet birbirinden ayırt ediyor ama bu gen var yani taşıyıcı olacak. X üzeri küçük r X üzeri küçük r olan bireyin ise kırmızı yeşil renk körü olduğunu söyleyeceğiz erkeklere bakıyorsun alternatif azaldı. Neden? Bir tanecik X kromozomları var. X üzeri büyük R'yi taşıyorsa bunlar sağlıklıdır. X üzeri küçük R'yi taşıyorlarsa hasta bireylerdir. Hatta şöyle bir sonuç ortaya çıkar. Hasta birey şuradaki birey, hasta birey buradaki birey. Diyelim ki bir toplumda renk körlüğünün görülme oranı 1 bölü 3 olsun. Kadınların hasta olabilmesi için iki kere bu geni taşımaları lazım. Yani kadınların hasta olma geni bu toplumda 1 bölü 9 çıkar. Erkeklerin hasta olabilmesi için x üzeri küçük r genini bir tane taşımaları yeterli. Erkeklerin hasta olma geni oranı ise 1 bölü 3 çıkar. Yani erkeklerde renk körlüğünün görülme oranı dişilerde renk körlüğünün görülme oranından daha fazladır. Çünkü dişilerde taşıyıcı olma alternatifi de var diyeyim gençler. Kırmızı yeşil renk körlüğü X kromozomunda taşındığı için erkek çocuklar kırmızı yeşil renk körlüğü genini anneden alacaklar. Hemen göstermiş olayım. Annemizi mesela şöyle göstereyim. Babamız da X'e Y olsun. Erkek çocuğundan bahsediyorsak babadan neyi aldı? Y'yi aldı. Erkek çocuğu eğer renk körüyse bu x üzeri küçük r'yi kimden almıştır? Annesinden almıştır. O yüzden annede mutlaka x üzeri küçük r vardır diyeceğiz sorularda ilerlerken. Ha Anne şurasını büyük R taşıyordur. Büyük R küçük R'dir. Sağlıklı görüyordur ama bu genin olduğunu bilmiyordur. O başka. Veya anne de renk körü olabilir. Ama sonuçta anne de X üzeri küçük R mutlaka bulunmak zorunda. Kız çocukları 2X kromozomu bulundurduğu için bu geni hem anne hem babadan alırlar. Yani kız çocuğunun X üzeri küçük R'ye X üzeri küçük R olduğu durumlarda babadan mutlaka anne gelmiş olması lazım. X üzeri küçük R. Anneden de mutlaka X üzeri küçük r gelmiş olabil, olmalı. Anne büyük r'yi de taşıyor olabilir, küçük r'yi de taşıyor olabilir. Burayı bilemedim. Ama kız çocuğu renk körüyse babası da kesinlikle renk körüdür diyeceğiz. Anne kırmızı yeşil renk körü ise bütün erkek çocuklarda kırmızı yeşil renk körüdür. Kız çocuk kırmızı yeşil renk körü ise baba da kırmızı yeşil renk körüdür. Diyeceğiz anne tabii ki taşıyıcı da olabilir renk körü de olabilir. Hemen buradan göstermeye başlayayım. Hatta şuranın üstünden önce ben size bir yazayım. Ondan sonra göstereyim gençler. Genotip olarak annenin taşıyıcı olduğunu hayal edecek olursak. Anne ne olmak zorunda? X üzeri büyük R'ye X üzeri küçük R. Babanın da renk körü olduğunu hesap edecek olursak. X üzeri küçük R'ye Y şeklinde olacak. Normal çaprazlamamızı yapıyorduk ya. Mesela ne diyorduk? Büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A olduğu zaman. Bunu bununla yaz. Bunu bununla yaz. Bunu bununla bununla yaz. Bunu bununla yaz diyorduk. Bunun büyük a, büyük a, büyük a, küçük a, büyük a küçük, a, küçük a, küçük a, küçük a olabileceğini söylüyorduk. Burada da değişen hiçbir şey yok. Bunu tut. Bununla yaz. Bunu tut. Bununla yaz. Bunu tut. Bununla yaz. Bunu tut. Bununla yaz. Bunu tut, bununla yaz. Yazmaya başlayacak olursak x üzeri büyük r'ye x üzeri küçük r olur. x üzeri büyük r'ye y şeklinde olur x üzeri küçük r'ye x üzeri küçük r olur ya da x üzeri küçük r'ye y olur. Bunların çocuklarına baktığım zaman şuranın oluşma ihtimali ne gençler? 1 bölü 4'tür. Bu ne? Taşıyıcı bir dişidir. Şuraya baktığın zaman bunun olma ihtimali 1 bölü 4. Bu sağlıklı bir erkektir. Şuraya baktığın zaman oluşma ihtimali 1 bölü 4. Hasta bir dişiden bahsediyoruz. Şuraya baktığın zaman oluşma ihtimali 1 bölü 4. Bu da tabii ki hasta bir erkek birey. Çünkü Y kromozomuna sahiptir. Erkek ve dişileri direkt olarak görebiliyoruz diyeyim gençler. Aslında bizim az önce yaptığımızın tablolaştırılmış şekli de burada gösterilmiş oluyor. Sana soruda derse ki bu ailenin renk körü erkek çocuğunun olma ihtimali derse sadece burayı alacaksın. Renk körü erkek çocuğunun olma ihtimali 1 bölü 4 diyeceksin. Sana dese ki renk körü çocuğunun olma ihtimali ikisini birden alacaksın. 1 bölü 2 diyeceksin. %50 ihtimaldir diyeceksin. Hemofili de X kromozomunda taşınan çekinik bir genle kontrol ediliyor. Yani çekinik genle taşınan bir hastalıktan bahsediyoruz. X üzeri küçük haş hemofiliye sahip olma geni, X üzeri büyük h ise sağlıklı olma geni. Hemofili geni kanın pıhtılaşması ile ilgili bazı proteinlerin sentezlenmemesi anlamına geliyor. O yüzden hemofili hastası olan bireylerde kanın pıhtılaşmasında gecikme meydana gelebiliyor. Yani oransal olarak normal bir insanda kanın pıhtılaşması atıyorum 3 saniyede gerçekleşiyorsa bunlarda daha uzun sürede meydana gelmiş oluyor. Yine renk körlüğüyle birebir aynı şey bu sefer başlarına büyük aşı yapıştırdım. Dişilere baktığın zaman büyük aş, büyük aşa sahiplerse tabii ki sağlıklı bireylerden bahsediyoruz. Büyük aşa, küçük aşsa taşıyıcı bireydir. İki tane küçük aşı taşıyorsa hemofili bir bireyden bahsediyoruz. Erkeklerde iki alternatif var çünkü bir tane X kromozomu var. X üzeri büyük aşa Y ise sağlıklı olacak. X üzeri küçük aşa Y ise hemofili hastası olacak diyeyim. Gençler. Buradan da bir soru çıktı karşıma. Aşağıdaki soy ağacında X'e bağlı çekinlik olarak kalıtılan hemofili geninin özelliğini fenotipinde gösteren bireyler renkli olarak verilmiştir diyor. Siz renkleri pek göremiyorsunuz herhalde ben de ekrana bakıyorum. Renkli olan bireyleri ben sizin için taramış olayım. Gençler sarı renkli yapmışız fazla görünmemişler. Bunlar hemofili hastasıymış. Buna göre numaralandırılmış bireylerden hangilerinin ilgili özelliğe ait genotipleri birbiriyle aynıdır. Şimdi sen ne yapacaksın? Dişilerin hemofili olabilmesi için iki tane x üzeri küçük aşı taşıması lazım. Erkeklerin hemofili olabilmesi için x üzeri küçük aşa y olması lazım. 5 numaralı birey erkek birey ve hemofili hastası o zaman bu x üzeri küçük aşa y'dir diyeceksin. Dişi bireye baktın bu da hemofili hastası x üzeri küçük aşa küçük aş diyeceksin. Şu erkek de hemofili hastasıymış x üzeri küçük aşa y diyeceksin. Yazmaya başladın. Şimdi şu erkek çocuk y kromozomunu kimden aldı babasından. X üzeri küçük aşı kimden aldı? Anasından. Anasında kesinlikle X üzeri küçük aş var. Anne eğer diğerini de X üzeri küçük aş taşısaydı, onu da bana renkli taralı olarak vermesi lazımdı. Anne hemofili hastası olmadığına göre kesinlikle X üzeri büyük aşı var. Yazdım bir numarayı. 3 ve 4'ün de tek yumurta ikizi olduğunu yani ikisinin genotipinin birebir aynı olduğunu unutma. Şunlar çift yumurta ikiziymiş. Yani bunların genetik yapısı birebir aynı değil. Zaten biri erkek biri kız olmuş. Şu aradaki çizgi ikisinin tek yumurta ikizi olduğunu gösteriyor. Ayrı ayrı düşünmeme gerek yok. İkisinin genetik yapısı birbiriyle aynı olacak. 3 ve 4 numaralıya bakacak olursan bunlar kız çocuğu olduğuna göre babadan neyi alacaklar? X üzeri küçük aşağı alacaklar. Bunlar hemofil hastası olmadığına göre bunları boyamadığına göre bu 3 ve 4'ün de genotipi X üzeri büyük aşa küçük aş şeklinde olacak. Yani bir büyük aşa küçük aş şeklinde oldu. 3 ve 4 de aynı şekilde oldu diyeyim. Gençler cevabımız da 1, 3 ve 4 oldu. Hemen X kromozomuna bağlı baskın hallerlerin kalıtımını da göstereyim. Soru çözmeye başlayalım. X kromozomuna bağlı baskın hallerlerin kalıtımı da söz konusu olabiliyor. Bu sefer özellik baskın genle taşınıyor. Buna örnek olarak da bozuk dentin hastalığı denilen bir hastalığı verebiliriz. Bozuk dentin hastalığı da e, dişlerin çarpık olmasını sağlayan bir özelliktir gençler. Dişilere baktığın zaman D ile göstermiş olalım. Büyük D bozuk dentin geni olsun. Küçük D de sağlıklı gen olsun. Büyük D hastalık geni olduğuna göre dişiler büyük D büyük D olabilir. Büyük D büyük D oldukları zaman dişleri çarpık yani bozuk dentin hastası olacaklar. Büyük D küçük D olabilirler. Bak bu sefer hastalığı neyle taşıyorsun? Büyükle taşıyorsun. Büyük baskın olduğuna göre büyük D küçük D olanlar da hasta. Yani bozuk dentin özelliğine sahip olacaklar. Çekinik olan küçük D küçük D olan bireyler sağlıklı olacak. X üzeri büyük D erkek bireylerde sadece bir tane X kromozomu var. Büyük D'yi taşıyanlar hasta, küçük D'yi taşıyanlar ise sağlıklı bireyler olacak. Sorularda bize X'e bağlı çekinik taşınır, X'e bağlı baskın taşınır diye verecek. Unutmayın. Bozuk Dentin rahatsızlığı bakımından fenotipleri yukarıdaki gibi olan çiftlerden hangilerinin doğacak çocuklarının fenotipi kesin olarak belirlenebilir diyor. Şimdi ben bir numaralıyı yazmaya çalışayım. Bakıyorum bir numaralı. Rahatsızlığa sahip olmayan erkek. Rahatsızlığa sahip olmayan erkekse rahatsızlık olma geni, rahatsız olma geni büyük harfli olduğuna baskın olduğuna göre mesela buna x üzeri küçük dy diyebilirim. Rahatsızlığa sahip olmayan kadın olduğuna göre de x üzeri küçük dy x üzeri küçük d'dir. E ben bunların çaprazlamasını yaparsam mutlaka çocukları ne çıkacaktır? x üzeri küçük d çıkacaktır veya x üzeri küçük d ye y olacaktır veya x üzeri küçük d ye, x üzeri küçük d veya x üzeri küçük d ye y yani bunların büyük d hasta çocuğu olamaz bir numaralı bireylerin tabii ki çocuklarının fenotipini belirleyebildim. Biri alacağım seçeneklerime. Rahatsızlığa sahip erkek ve sağlıklı kadın 2'yi yapmaya çalışayım. Sağlıklı bir kadın olması için x üzeri küçük d'ye x üzeri küçük d olması lazım. Ee, rahatsızlığa sahip bir erkek olması için de x üzeri büyük d'ye y olması lazım. Bunların çocuklarına bakacak olursak büyük D'leri başa yazıyorum aklım karışmasın diye. x üzeri büyük d'ye küçük d olabilir x üzeri küçük d'ye y olabilir veya x üzeri büyük d'ye x üzeri küçük d olabilir veya x üzeri küçük d'ye y şeklinde olabilir. Doğacak çocukların fenotipi kesin olarak bilinebilir diyor. Kesin olarak bilinebilir mi buradaki kısma baktığımız zaman? Yok. Doğacak çocukları çarpık dişli de olabilir düzgün dişli de olabilir bilemedik diyorum. Rahatsızlığa sahip kadın ve sağlıklı erkek dediği zaman da üçü de şöyle yapmış olayım. Rahatsızlığa sahip kadın dediği zaman o zaman kadının x üzeri büyük d'si olduğunu biliyorum yanını bilemedim. Sağlıklı erkek dediği zaman x üzeri küçük d'ye y olduğunu biliyorum. Şimdi bunları çaprazlamaya kalkarsam x üzeri büyük d'ye x üzeri küçük d de olabilir x üzeri büyük d y, y de olabilir veya şu üstünü bilemiyorum x üzeri küçük d olabilir. Büyük d ise sağlıklı olacak küçük d ise hasta olacak alternatif çoğaldı ne bileyim ben kesin olarak. Rahatsızlığa sahip erkek ve kadın dediği zaman da başka bir kağıt alayım hemen size. Rahatsızlığa sahip erkek ve kadında da x üzeri küçük d'ye x üzeri büyük d'ye Yine yanını kadında bilemedim. Erkek rahatsızlığa sahipse x üzeri büyük d yanını bilemedim. E haliyle buradan da ne geleceğini şurayı bilemediğim için bilemiyorum. Kesin olarak bilinebilir dediği için cevabım yalnız bir oldu. Y kromozomuna bağlı kalıtım dediğimiz zaman da sadece Y kromozomu üzerinde taşınacak. Y kromozomu da babadan erkek çocuklara geçen bir kromozom olduğu için babadan oğula aktarım söz konusu olacak. Y kromozomunun homolog olmayan bölgesinde bulunan bir allel baskın veya çekinik olsa da mutlaka sadece Y kromozomundan bir tane olduğu için etkisini gösterecek. Biz de buna örnek olarak kulak kıllılığını verebiliriz. Kulak kıllılığıyla da kastettiğimiz şey erkek bireylerde yaş ilerledikçe kulağın içerisinde çıkan kıl sayısları daha belirgin olur. Ondan bahsetmiyoruz. Bu bireylerin kulak kepçesi tamamıyla kıllı oluyor. Babada varsa mutlaka erkek çocuklarına geçiş yapacaktır diyeyim. Hemofili bakımından taşıyıcı bir kadın ile sağlıklı bir erkeğin doğacak çocuklarıyla ilgili sormuş ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Hemofili bakımından taşıyıcı bir kadın olduğuna göre yazmaya başlıyorum. X üzeri büyük aşa X üzeri küçük aş şeklinde olacak. Sağlıklı bir erkek dediğine göre de X üzeri büyük aşa Y şeklinde olacak. Biz bunları çaprazlamaya kalkarsak X üzeri büyük aşa X üzeri büyük aş çocukları olabilir. X üzeri büyük aşa Y şeklinde olabilir. Sonra büyük harf başa yazayım ki aklım karışmasın. X üzeri büyük aşağı, X üzeri küçük aşağı olabilir veya X üzeri küçük aşağı Y şeklinde olabilir. Doğacak tüm hasta çocukları erkektir diyor. Bakıyorum kız çocuklarının hasta olma ihtimali yok. Doğacak tüm hasta çocukları erkektir dediğine göre hasta çocuklarının erkek olduğunu görüyoruz. Bunu kabul ettim. Anne hastalığa neden ol olan geni hem erkek hem kız çocuklarına aktarabilir. Annede iki tane x var. Kız çocuğunda da x var. Erkek çocuğunda da x var. Anne hastalığa neden olan geni hem erkek hem kız çocuklarına tabii ki aktarabilir. Doğacak tüm kız çocukları taşıyıcıdır diyor. Yo bunların taşıyıcı kız çocukları olduğu gibi sağlıklı kız çocukları da oluyor. Gitti. Doğacak erkek çocuklarının sağlıklı olma ihtimali yüzde Buraya dikkat ediyorsun. Doğacak erkek çocuklarının demiş. Bunun erkek çocuklarını şöyle yazıyorum. Erkek çocuklarının sağlıklı olma ihtimali yüzde 50'dir. Erkek çocukları ya hasta oluyor ya sağlıklı oluyor. Yüzde 25'tir dediği için kabul etmedik. Cevabımız da bir ve iki oldu. Hemen diğer bir soruma da geçiyorum. Aşağıdaki soy ağacında bir karakterin kalıtımı verilmiş olup bu karakteri fenotipinde gösteren bireyler koyu renkle gösterilmiştir diyor. Koyu olarak gösterilen bireylerin fenotipinde ortaya çıkan bu özellik genlerinden hangileriyle aktarılıyor olabilir? Geçen sene üniversite sınavında da buna çok benzer bir soru çıktı gençler. Yine bir soy ağacı vermişti. Soy ağacının üstünde taşınmasını istiyordu. Şimdi siz tabii kaleminiz kurşun kalemle yaptığınız için silip tekrar tekrar yapabiliyorsunuz. Ben de fotokopisini çektim ki size göstereyim karışıklık olmasın diye. Otozomal çekinik çoğunlukla tutar gençler. Otozomal ne demek? Vücut kromozomları. Yani ben bunun işte küçük ağlarla taşındığını hayal edeceğim. O zaman yazmaya başlıyorum. Küçük A küçük A küçük A küçük A olsa küçük A küçük A olsa bakalım oluyor mu? Küçük A'nın birini buradan alsa birini buradan alsa yanları büyük A'lı olsa oldu. Buraya büyük A büyük A'da yazarım. Büyük A küçük A'da olur. Küçük A küçük A ise küçük küçük a'nın birini buradan alır, birini buradan alır. Yan tarafı büyük a'lı olabilir. Büyük a'yı bu taraftan alsa şu taraftan da küçük a'yı alsa olur mu? Olur. Yani bu özellik otozomal çekinik olarak taşınıyor olabilir diyeyim gençler. X'e bağlı çekinik olarak taşınabilir mi? O zaman da ben ne hayal edeceğim? Renk körlüğü gibi düşüneceğim. Baktığım zaman X üzeri küçük r'ye y olması lazım. X üzeri küçük r'ye y. Bunun da X üzeri küçük r'ye y şeklinde olması lazım. Y kromozomunu babasının almış. Babası sağlıklı olduğuna göre büyük R'si var. X üzeri küçük R'yi buradan alsa bu da sağlıklı olduğuna göre büyük R'si olsa. Sonra şu X üzeri büyük R'ye X üzeri büyük re'de olabilir. X üzeri büyük R'ye de X üzeri küçük R'de olabilir. Yazarım sıkıntı yok. Bu tarafa baktım Y'yi buradan alsa X üzeri küçük R'yi buradan alsa annesi taşıyıcı olsa olur mu olur. Anneden kız çocuğuna X üzeri büyük R babadan da küçük R gelse anne de kız çocuğu da taşıyıcı olsa oldu mu oldu. X'e bağlı baskınla taşınabiliyor mu? Ona bakmam için de hastalığa sahip bireylere büyük A'yı vermem lazım. Erkek bireylermiş X üzeri büyük A'ya Y. X üzeri büyük A'ya Y, X üzeri büyük A'ya Y şeklinde olacak. Şimdi Y kromozomunu bundan aldıysa X üzeri büyük A'yı kimden alması gerekiyor bu taraftan? Patladı. X üzeri büyük A'yı bu taşıyor olsaydı bu da o gene sahip olacaktı. Bunu da koyu renkli göstermesi gerekirdi. Daha fazla gitmeme gerek yok. O zaman X'e bağlı baskın olarak taşınıyor olamaz. Y'ye bağlı çekinik baskın fark etmez. Y'ye bağlı taşınıyor mu bir bakalım. Şimdi Y kromozomunda varsa babadan erkek çocuğuna geçmiş. Niye diğer erkek çocuğuna geçmiş? Baba buna Y kromozomunu verecek de buna vermeyecek mi? Buna da geçmiş olması lazımdı. Bunu da boyalı olarak vermiş olması lazımdı. O zaman Y'ye bağlı taşınıyor olamaz diyeceğiz. Hangileriyle aktarılıyor olabilir dediği için cevabımız 1 ve 2'ye düşmüş oldu. Diğer bir soruma da geliyorum. Kırmızı yeşil renk körlüğü X kromozomunun Y ile homolog olmayan bölgesinde resesif genlerle taşınan bir hastalıktır demiş açıklamayı yapmış. Bu rahatsızlığa sahip bireyler aşağıdaki soy ağaçlarında renkli olarak verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış bireylerden hangilerinin genotipi kesin olarak belirlenebilir? Demek ki kesin olarak belirleyemeyeceklerimiz de var. Yazmaya başlıyorum. X üzeri küçük R'ye Y x üzeri küçük r'ye y, x üzeri küçük r'ye y, x üzeri küçük r'ye y şeklinde olmak zorunda. Şimdi y'yi bu taraftan aldı. Buradan da tabii ki baba olduğuna göre, renk körü olmadığına göre büyük r'si olacak. 3 numaraya baktığım zaman x üzeri küçük r'si olacak. Erkek çocuğuna aktarmış. Ama diğer erkek çocuğunda renk körlüğü geni yok. Ben 3 numaralıyı bireyin kesin olarak genotipini belirledim. 3 numaralı birey taşıyacağım. 4 numaralı bireye baktığım zaman da babasından kesin olarak ne gelecek? X üzeri büyük R'si gelecek. Anneden X üzeri büyük R gelebilir veya babadan X üzeri büyük R gelir, anneden X üzeri küçük R gelir. Ne bileyim ben. 4'ü kesin olarak belirleyemedim. 4 gitti. 2'ye bakıyorum. Y'yi nereden alacak? Tabii ki babasından alacak. Babası renk körü olmadığına göre kesinlikle x üzeri büyük R'si olacak. Y'yi şöyle göstermiş olayım. Y'yi buradan aldı. Baba renk körü olmadığına göre 2'yi kesin erkek birey olduğu için yazdım. Bu taraftan ilerlemeye çalıştığım zaman Y'yi buradan aldı. Buraya ne kaldı? X üzeri küçük R. Bu renk körü olmadığına göre onu da maviyle boyardı. O zaman bir numaralı birey de kesinlikle ne olmak zorunda gençler? X üzeri büyük Y x üzeri küçük r şeklinde olmak zorunda kesin olarak belirleyebildiğim 1 2 ve 3 oldu seçeneklere bakıyorum bulamıyorum Denizli'deymiş 1 2 3 şeklinde yazdık 4 numaralı emin olamadım sağlıklı da olabilir taşıyıcı da olabilir dedim gençler. Kulak kıllılığı Y kromozomunun X ile homolog olmayan bölgesinde taşınan bir rahatsızlıkmış. Fenotipinde bu özelliği gösteren bireylerin renkli olarak verildiği yukarıdaki soy ağaçlarında hangilerinde kalıtılan özellik kulak kıllılığı olabilir diyor. Şimdi bakıyorsun Kulak kıllılığı Y kromozomunda taşındığına göre bir kere sadece erkek bireylerde ortaya çıkması lazım. Baba'dan oğula geçmesi lazım. Sülaledeki tüm erkeklerde görülmesi lazım. Soy ağacına dışarıdan yapılan evliliklerle karıştırma. Bakıyorum bir olamaz. Bir kere kız çocuğunda çıkmış. Kız çocuğunda Y kromozomunun ne işi var? Erkek çocukları kulak kıllılığına sahipmiş de bu geni kimden almışlar? Niye babayı boyamamış? İki de gitti. Şuna baktığım zaman mesela bu o özelliği taşıyor olsa Y üzeri mesela A ile göstermiş olayım. Kız çocuklarına Y gitmediği için bu Y kromozomunun o aktarımını tabii ki gösteriyor olabilir. Baba da var, erkek çocukta var. Bu da aktarımı gösteriyor olabilir. Ama 1 ile 2'nin kesinlikle aktarımı göstermediğini bulduk. Yani cevabımız 3 ve 4 oldu. Hemen diğer soruma geçiyorum. X kromozomunun Y ile homolog olmayan bölgesinde taşınan çekinik bir özellikle ilgili. X kromozomunun Y ile homolog olmayan bölgesinde çekinik taşındığına göre renk körlüğü gibi düşünebilirsin. Erkeklerin taşıyıcı olması tabii ki beklenmez. Erkekler ya X üzeri büyük R'ye Y olacak ya da X üzeri küçük R'ye Y olacak. Taşıyıcı olmaları tabii ki beklenmez. Bu özelliğe neden olan genler kız çocuklarına hem anneden hem babadan aktarılabilir. X üzeri küçük R ile taşındığı için vure, e, babadan da geçiş olabilir, anneden de geçiş olabilir. Kız çocukları hem babadan X genini alıyorlar hem anneden alıyorlar. Erkek taşıyıcı olması beklenmez söyledik. Bu özelliğe neden olanlar anne babadan geliri söyledik. Özelliği fenotipinde göstermeyen çiftlerin özelliği fenotipinde gösteren çocukları olamaz demiş. Hemen düşünüyorum özelliği fenotipinde göstermeyen kadın fenotipine baktığın zaman sağlıklı genotip değil ki erkeğinde böyle olması gerekiyor. Bu ailenin renk görü çocuğu olur mu? Olur. Buradan x üzeri küçük r'yi alsa buradan y'yi alsa Bunların renk körü çocuğu olabiliyor. Özelliği fenotipinde göstermeyen çiftlerin özelliği fenotipinde gösteren çocukları olamaz. Gayet de renk körü erkek çocukları olabiliyor. Bu özelliği fenotipinde gösteren annenin özelliği fenotipinde gösterdiğine göre anne x üzeri küçük r'ye küçük r. Tüm çocukları bu özelliği fenotipinde gösterir. Yo bu gider sağlıklı bir erkekle evlenir. Kız çocuklarına babadan x üzeri büyük re geçer. Anneden x üzeri küçük r'ye geçer. Kız çocukları bir kere asla renk körü olmaz. O yüzden de bunu da elemiş olduk. Hangileri söylenebilir dediği için de 1 ve 2 dedik. Diğer bir soruma da geçiyorum. Yine soy ağacı sorusu aynı mantıkla yapacağız gençler. Hemen fotokopileri koyuyorum. Buna göre özelliğini ortaya çıkmasını genlerinden hangileri denetleyebilir demiş. Bakayım görünüyorlar mı? Hemen görünmüyorlarmış. Ben şunları da biz size taramış olayım gençler. Renkli olan bireyler bunlarmış. X'e bağlı çekinik taşınabilir mi diyor. Bakıyorum. X üzeri küçük R'ye, X üzeri küçük R, X üzeri küçük R'ye, Y, X üzeri küçük R'ye, Y, X üzeri küçük R'ye, Y, X üzeri küçük R'ye, Y şeklinde olmak zorunda. Baktığımda X üzeri küçük R, X üzeri küçük R ise X üzeri küçük R'nin birini buradan alsa annede de X üzeri büyük R olsa olur. Anneden bu kız çocuğuna büyük R gelse, babadan küçük R gelse yazdık sıkıntı yok. Y'yi buradan alsa, X üzeri küçük R'yi buradan alsa, annede büyük R'li gen olsa bu çocuğa Büyük R'yi aktarsa babadan küçük R gelse yazdık mı? Yazdık. Alternatifleri değerlendirdik. Buraya baktığın zaman Y'yi buradan alsa X üzeri küçük R'yi buradan almak zorunda. Anneye de büyük R'yi çaktık mı taşıyıcı olarak? X'e bağlı çekinik olarak taşıyabildik diyeyim gençler. X'e bağlı baskın olarak taşıyabiliyor muyuz? Hemen onu da bir göstermiş olayım size. X'e bağlı baskın taşınması için X üzeri büyük A'ya yanını bilemiyorum bir şey olması lazım erkek çocuğu x üzeri büyük a'ya y olması lazım erkek çocuğu y'yi buradan aldığına göre x üzeri büyük a'yı kimden almak zorunda annesinden x üzeri büyük a annede olsaydı anneyi de taralı olarak vermesi gerekirdi ama taramamış x'e bağlı baskın olarak taşınamadı y'ye bağlı çekinik taşınabilir mi Bakıyorum Y'ye bağlı çekinik neden taşınamaz biliyor musunuz? Babada var, erkek çocuğunda var. Babada var, erkek çocuğunda var. Sıkıntı yok. Babada var, niye kız çocuğunda var ki? Kız çocuğunda Y kromozomunun ne işi var ki? Bu gitti. Otozomal çekinik genellikle tutar dediğim gibi gençler ama bir denememiz lazım. Tabii ki küçük a 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 yazdım. Birini buradan aldı birini buradan aldı bu büyük a'lı olsun buradan büyük a'ya küçük a gelsin. Küçük a'yı buradan alsın bu taraftan da diğer küçük a'yı alsın yanı büyük a'lı olsun oldu mu oldu. Buranın da büyük a küçük a olduğunu söyleyebiliriz. Küçük a küçük a ise küçük a'nın birini buradan diğerini bu taraftan olacak. Yanının neli olması lazım büyük a'lı olması lazım. Yani yani otozomal çekinik olarak da taşınabiliyor. Hangileriyle denetlenebilir denildiğine göre cevabımız da 1 ve 4 oldu. Hemen diğer bir soruma da geçiyorum. Yandaki soy ağacında içi koyu bireyler X kromozomuna bağlı baskın olarak kalıtılan bozuk dentin hastası olarak kabul edilirse aşağıdaki ifadelerden hangisi numaralandırılarak gösterilmiş bireylerle ilgili doğru olamaz. Bozuk dentin hastalığı X üzerinde baskın genle taşınan bir hastalıktı. O zaman erkek bireyi biliyorum X üzeri büyük D'ye Y olmak zorunda. Y'yi babasından alacak babası hasta olmadığına göre X üzeri küçük D olmak zorunda. Şu kadın hasta olduğuna göre x üzeri büyük d'sinin olması lazım. x'in yan tarafını bilemedim. Bu da x üzeri büyük d yan tarafını bilemedim. Ama bunun sağlıklı çocuğu olduğuna göre kız çocuğu x üzeri küçük d'ye x üzeri küçük d olmak zorunda. Erkek çocuğu da x üzeri küçük d'ye y olmak zorunda. Bakayım aileyi yazabiliyor muyum? Kız çocukları x üzeri küçük d x üzeri küçük d olduğuna göre birini bu taraftan almıştır diğerini şu taraftan almıştır diyeceğiz. E baktığın zaman şu kız çocuğuna baba, anneden büyük d geldiyse babadan zaten küçük d gelmekten başka alternatifi yok. Böylelikle tüm aileyi yazdım. 1 ve 3 numaralı bireyler. Heterozigot genotipe sahiptir. Büyük D küçük d, büyük D küçük d tabii ki heterozigot genotipe sahipler. 4 numaralı bireye 2 numaralı bireyden resesif gen aktarılmıştır. 4 numaralı bireye 2 numaralı bireyden X üzeri tabii ki küçük d aktarılmıştır. Doğru. 4 numaralı bireylerin sağlıklı olmasında yalnızca 2 numaralı birey etkili olmuştur. 4 numaralı bireyin sağlıklı olmasında hem bir hem iki etkili olmuştur. İkisinden de x üzeri küçük d gelmiş. Bu yanlış. Baskın hallerlerin oluşturduğu bir özellik olduğundan dişilerde erkeklerden daha yaygın olarak görülür. Mesela bu özelliğin taşınma ihtimali 1 bölü 3 olsun. Dişileri düşündüğün zaman x üzeri büyük d'ye x üzeri büyük d'de olunca oluyorlar. x üzeri büyük d'ye x üzeri küçük d olunca da görülüyorlar. O yüzden kadınlarda görülme ihtimali çok daha yaygın oluyor diyeyim. Soy ağacında bulunan dişilerden sadece 4 numaralı birey homozigot resesif genotipe sahiptir. Soy ağacında bulunan dişilerden sadece 4'ün homozigot resesif olduğunu da gördük diyeyim gençler. Bir tane daha sorumuz çıktı. Bu da son sorumuz. X kromozomunun homolog olmayan kısmında taşınan çekinik bir genle kalıtılan hastalıklar için renk veya hemofili'den bahsediyor. Anne hasta ise kız çocukta hastalık geni mutlaka bulunur. Anne hastaysa x üzeri küçük r'ye küçük r ise anneden kız çocuğa x üzeri küçük r gidecek. Yani kız çocuğuna mutlaka gen gidecek. Kız çocuğu kesin hastadır demiyorum. Babadan sağlıklılık geri gelebilir ama hastalık geni mutlaka bulunacak. Baba hasta ise x üzeri küçük r'ye y ise erkek çocukta hastalık geni mutlaka bulunur diyemezsin. Babadan erkek çocuğa y geçiyor. X'i anneden alacak. Yani babadan erkek çocuğa hastalıkla ilgili gen geçmez. Kız çocukları hasta ise X üzeri küçük R'ye, X üzeri küçük R ise bunun birini babasından aldı, birini annesinden aldı. Anne hasta da olur, sağlıklı da olur, bilemiyorum. Ama kız çocuğu hastaysa babanın kesin hasta olduğunu biliyorum. Erkek çocuk hasta ise, yani erkek çocuk X üzeri küçük R'ye Y ise, Y'yi babasından alıyor. X üzeri küçük R'yi kimden aldı? annesinden aldı. Annesi kesinlikle hastadır diyemem. Anne taşıyıcı da olabilir. Hasta da olabilir diyeyim gençler. Hangileri yapılamaz dediği için biz neleri yapamadık bakayım? 2 ve 4'ü yapamadık. Böylelikler ee, X kromozomunda, Y kromozomunda taşınan hastalıklarla ilgili bol bol soru çözmüş olduk. Hemen konu biterkenle özetimi veriyorum. Cinsiyetin belirlenmesini sağlayan kromozomlara gonozom ismini verdik. Gonozomlarla cinsiyetlerimiz belirlenmiş oluyor. Dişi bireylerde iki tane X kromozomu, erkek bireylerde X ve Y kromozomu olduğunu söyledik. Kırmızı ve yeşil renk körlüğüyle hemofilinin X kromozomuna bağlı çekinik allerlerle aktarıldığını, bozuk dentinin X kromozomuna bağlı baskın allerle aktarıldığını söyledik. Y kromozomunda bulunan bir özelliğin baskın veya çekinik olmasının bir şey ifade etmediğini, babadan erkek çocuklara geçeceğini söyledik. X ve Y'nin homolog bölgesinde taşınıyorsa zaten X, Y demesi önemli değil. Vücut kromozomu kromozomları gibi işlemlerimizi yapacağız diyeyim gençler biliyorsunuz ki biz videolarımıza soru çözümlerimize yazılı kamplarımıza son tekrarlarımıza sizden gelen yorumlara bakarak karar veriyoruz yani sizin yazdığınız tüm yorumları çok fazla derecede önemsiyoruz o yüzden de video sizin için yar yararlı oldu mu bize söyleyebileceğim bir önerin tavsiyen var mı ödüllü soruyu çözebildin mi bunları yorumlara yazmanı istiyorum videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen ödüllü soruyu da göstereyim. Ödüllü sorumuz biraz uzun olduğu için birkaç cümle ederek size de görme vakti sağlamış olayım gençler. Tekrardan söylüyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyoruz.